Teşekkür ederiz. İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel, anlamlı bir proje. Neler söyleyeceksiniz? Evet, her zamanki gibi. Valla neler söyleyeceğiz? Ömrün her zaman yanındayız. O ne yaparsa iyisini yapıyordur. Güzel kalbiyle ne yapıyorsa mutlaka bir şeye dokunuyordur. Zaten çok çok sevdiğimiz, bizim için çok özel bir insan. Evimizden biri diyelim. O yüzden de hem proje çok güzel, burada olmaktan çok mutluluk duyduk. Bundan evvel de hep gelmiştik zaten. Hem de ömrün var olması benim için çok yeterli. Bu kadar güzel iltifatlar. En sevdiğim çift. çok keyifli. Keşke Luna da gelseydi. Bir dahakine artık. Yani uyku saatine koymuşsun aslında. Uyuttuk ve sana geldik dedi ki zaten. Anneciğim ben katılamıyorum. Tam benim uyku saatime denk geliyor, programım var dedi. Ben de peki kızım dedi. Evet aynen, bir dahaki kitabı onu da getireceğiz aynen, inşallah. Bir dahaki kitapta siz de olursunuz belki. Yazarsınız artık bir şeyler. Neden olmasın? Ay, seve seve neden olmasın. Sorun da yazmadık mı? Sen iste yeter. Teşekkür ediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Hadi siz devam edin yani, çift ya, olarak. Kaçma ya, nereye gidiyorsun? Kaçtım. Özge'nin de dediği gibi yani Ömür her sene çok keyifli projeleri imza atıyor. O nasıl bizim yanımızdaysa biz de her zaman onun yanında oluyoruz zaten. Geçen sene de gelmiştik, bu sene de seve seve onun bütün geçen projelerinde. Geçen sene yapılmadı. Bir önceki seneydi galiba. Evet, bir önceki seneydi galiba. Pandemide yapılmadı. Yani, pandemi evet, o kadar çabuk geçiyor ki zaman, biz artık yakalayamıyoruz tabii. Bana geçen sene gibi geliyor, düşün yani. Birbirinden değerli isimler de var. Merak ettiğiniz birinin hikayesi var mı baktığınızda? Merak ettiğimiz birimiz. Bence yani bir şey söyleme. Hiç önemli değil kimin yazdığı, neye hizmet ettiği önemli. Tabii ki okuyup değerlendirmek mümkün olursa bir bebekle okuyup da değerlendirmeyi çok isterim ama henüz yalan söylemeyeceğim, kapağını açamadım. Çünkü yani hamilelikten sonraki süreç, doğum, set, biliyorsunuz ben hiç setten ve işten ayrı kalmadım yani. Doğum yapar yapmaz 3 hafta sonra sete geri döndüm. Dolayısıyla çok fazla başka bir şeye vaktim olmuyor. Yani kendimi şu anda ayağımı uzatmış bir kitap okurken hayal edemiyorum. Hayal komik geldi bana. Ayağımızı uzatıp hayali, dinlenmek. Hayali bile, hayali komik, bile geldi. Komik geldi şu an bana. Çünkü biliyorsunuz bakıcıyla çalışmıyoruz. Kendimiz bakıyoruz Luna'ya 1,5 senedir. Bize pek vakit kalmıyor. Ama merak ediyorum çok. Ben Kerem'le daha önceden tanışmıştım. Onun oynadığı dizide bir konuk oyuncu katılmıştım bir iki bölüm. Kerem'le sohbet etme şansımız oldu. Çok da güzel bir dostumuz oldu. Ben Kerem'in hikayesini merak ediyorum aslında. Bir kısmını biliyorum ama onun hikayesini merak ediyorum. İsmiyle ilgiliymiş. Evet. Onun hikayesini merak ediyorum çok mesela. Çok güzel isimler var ya. Hepsi evet. çok iyi. Ben mesela onu merak ediyorum. Siz yoğun bir tempodasınız ama evde size de bayağı bir yükleniyordur çünkü. Yani anneanne sağ olsun bizi çok fazla kurtarıyor. Benim de pazar günü büyük bir konserim vardı. SMA'lı bir kızımıza ben de destek veriyorum. SMA, Pera. Onunla alakalı bir konser verdik. Pazar günü çok güzel geçti. Yaklaşık 2200'e yakın bilet satıldı. Çok güzel destekler görüyor sağ olsun. Sizlerin vesilesiyle daha da fazla kanallara ulaşıyoruz zaten. Daha da fazla insanlara ulaşıyoruz. Anneanne olmasa biz biterdik zaten. Allah'tan o var. O bize böyle destek ekip. O zaten böyle hep ana kadro. Biz böyle artık Özge'yle ikimiz gayet yancı gibiyiz yani hani benim işim yoksa ben işte yardım ediyorum, anneannenin o yükünü biraz almaya çalışıyorum. Özge'nin işi yoksa Özge oluyor. Genellikle ikimiz de çalışan insanlar olduğumuz için paslaşa paslaşa bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Peki anneannenin kucağında. Anneannenin kucağında evet. Genellikle yani şöyle, anneannenin kucağında. Yani şöyle aslında şöyle bir şansımız var. Sinan'ın gündüzleri çok fazla işi olmuyor. Sinan gece çalışan bir insan olduğu için hani gündüzleri genelde evde. Sinan sabah 7 ile 10 aralığındaki o zamanlamadan sorumlu. Ben sete uyuyarak gidebileyim diye eşim erken kalkıyor. Ben sonrasında devreye giriyorum eğer tabii setim yoksa. Benim genelde çünkü soundcheckler ve hani konserler, sahneler akşam olduğu için 5'ten sonra ben genelde evde olmuyorum. Özge bu sefer yükleniyor, seti bitmişse eğer. Ama eğer ikimizin de işi annem varsa... Annem beslenmesinden sorumlu, öyle diyelim. Park gezileri, filanlar, oyunlar falan bizde. Eğlence kısmı ve şey bizde. Yemek yedirme ve... Annem yemek kısmından sorumlu. Eğlencesiz kısım, anneanne de. Setlemişken bir de çok güzel gidiyor. Evet, güzel gidiyor, çok şükür. Yani artık konuyu bağlamaya doğru gidiyor, bakalım. Finale doğru koşuyoruz. Spoiler var mı Özge Hanım? Ne yapacaklar dizide? O kadar yok ki. Yani çektiğimiz hafta yayınlandığı için. Ben de bildiğim için aslında bu sorunun cevabını. Yani biz çekiyoruz, o çarşamba yayınlanıyor. Aynen. Yani salı günü repo veriyoruz, siz çarşamba izliyorsunuz. Yani önden çekiyor olsak
hani yalan söylemek zorunda kalırdım spoiler yok diye, ama yalan söylemiyorum çünkü. Ben de bir şey bilmiyorum. Ben de bazen merak ediyorum mesela, ne olacak falan diyor. Vallahi bilmiyorum diyor yani, gelmedi daha senaryo falan, evet, diyor böyle çoğunlukla. Ve beraber ancak böyle izleyip görebiliyoruz, ha böyle olacak falan gibi. Her bölümü dikkatle takip ediyorsun. Tabii işte eşim oynadığı için tabii ki izliyorum yani. En sevdiğiniz oyuncu kim? Kim olabilir sizce? O Volkan'ı da çok seviyorum. Ben Caner'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok böyle güzel evet, yapıyor her şeyi. Evet, Caner bu rolde çok bence... Çok böyle yerinde yapıyor her şeyi. Ne fazla ne az. Uzun süre bu rolle başı belada olacak diye düşündüm. Evet. Yani sokakta evet, tepki alarak hayatına devam edecek. Dışarıda bizi görüp de diziyi izleyen böyle fan kitleleri bile... Özge'ye şey diyor. Volkan'a söyleyin. Volkan'a söyleyin falan diye böyle geliyorlar ve çok acayip yani. İnsanların bütünleştirmek ve bunu söyletmek bence zaten iyi bir oyunculuktur diye düşünüyorum ben. Yaz tatili planı yapalım peki. Valla çok heyecan verici bir plan değil. Biz üç köpek, bir bebek, bir anneanne ve biz olarak Bodrum'a çalışıyorum. Yazın. Bodrum'a yazla göç edeceğiz. İşte Sinan'ın orada hafta sonu programları olacak, gene sahne alacak. Evden bir yere kıpırdayabileceğimizi tahmin etmiyorum. Çünkü biz hani böyle hareket kabiliyeti çok yüksek bir aile değiliz. Üç köpek, bir bebek ve anneanne de bizim de olduğu için. Hani öyle çılgın planlarımız yok. Yazdığımıza göçeceğiz. Orada su kenarında birkaç ay geçiririz. Artık fışmış yapacağız. Ya artık tatil bizim için fışmış yani. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hepinize kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin.